Herkese merhaba. Işıltılı Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için birçok arkadaşımla birlikte ortak bir video hazırladık. Bu video yazın favorileri. Yani şu son zamanlarda aslında şu an bile favorim olan ürünlerden bahsedeceğim. İlk olarak bu kanalımın ilk favori videosu. Aslında favoriler videosunu bu kanalda çekmek pek istemiyordum. Ancak daha fazla böyle yaşantıma dair olduğu için artık bu kanalda daha fazla böyle favori videosu çekmeyi planlıyorum, düşünüyorum ama farklı olarak. Şimdi ilk olarak benim en çok sevdiğim bir yiyecekten bahsedelim. Zaten yukarıda ya da bir yerlerde linkini koyacağım. Cips. Lavaştan cips. Gerçekten muazzam bir tadı oluyor. Her zaman yediğim ve çok severek tükettiğim bir ürün. Lütfen aşağıda ya da yukarıdaki linkten benim o videoma gidip nasıl lavaştan cips yaptığımı görebilirsiniz ve çok 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 da sağlıklı. Sonrası biraz kameralardan bahsedelim. Kameralar, yani bu sene zaten ben vlog çekmeye asıl karar verdikten sonra Samsung'un bu NX3000 modelini aldım. Bu şöyle kaldırıp yine kendimi çekebildiğim. Sonra işte çok pratik olan ve hani retro bir tarzı olduğu için ayrıca benim çok beğendiğim bir üründü. Çünkü normalde ben Canon'un G7X Mark II'sini alacaktım ama Türkiye'de çok güvenemedim. Hani elime alıp bakamadım. Hep internetten getirtmek zorunda olduğum için güvenemedim. Ama bu ürünü hani çok sevdim. Görüntü kalitesi de bence gayet gayet iyi. Siz nasıl buluyorsunuz vloglarımı? Hep bununla çekiyorum. Bence çok hoş bir kamera. Zaten taşıması da pratik ve gayet de hafif olduğu için her zaman kullanabiliyorum. Bunun yanında bir de bu tripodu satın aldım. Bu tripod istediğiniz her yere monte edebilirsiniz. Şöyle bacakları her yere kıvrılabiliyor. Bu ürün benim gerçekten hayatımı çok çok kolaylaştırdı. Bunu da ben Hepsi Burada ya da Gitti Gidiyor'dan ikisinden birinden aldığımı hatırlıyorum. Farklı olarak bu yaz şöyle bandanaları ben bayıldım. Gerçekten çok bayıldım. Çok severek kullanıyorum. Kışın boynuma, yazın ise bu şekilde bağlamayı çok seviyorum. Hem çok pratik oluyor hem çok da farklı olduğunu düşünüyorum. Böyle yani bütün böyle bir yaz bunlarla geçti diyebilirim. O yüzden çok sevdim bunları kullanmayı. Yani kışına zaten dediğim gibi boynuma bağlamayı çok seviyorum. Zaten videolardan da biliyorsunuz. Sonra bir içecekten bahsedeceğim. Bu yaz bunu keşfettim ve iyi ki de keşfetmişim diyorum. Bu Saol markasının Vitamin Water'ı. Normalde ben bunu ilk gördüm. Aa dedim, yabancı bir marka, işte Carrefour Gourmet'den aldım. İşte getirtiyor falan dedim, sandım. Ama öyle değilmiş. Bu Türkiye'de satılan bir marka. Türk menşeili. Türklerin yaptığı bir ürün. Saol zaten oradan geliyor. Ve hani sadece 14 kalori olduğu için de denemek istedim. Her ürünü denedim. Bu motive olanı ya da işte bayan için olanı var, erkek için olanı var. Bu ürünün içerisinde zaten bir sürü vitamin var. Çinko var, D vitamini, B vitaminleri, bir sürü ürün var. Ama bayanda ise yağ yakmayı sağlayıcı bir madde vardı. Şu an adına aklıma gelemedi ama hani yani mutlaka bu ürünü bakmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi 2 lira gibi fiyatı vardı ve zaten büyük. Ben çok beğendim. Sürekli de hani buldukça almaya, tüketmeye çalışıyorum bu ürünü. Sonra ise hepimizin çok sevdiği highlighterlar, aydınlatıcılar. Gerçekten çok beğeniyorum. Bu geçen gün olan bir indirimde Antalya'ya özel %40 bir indirim yaptı. Bütün ürünlerde, şaka gibi gerçekten. Ve ben de Silik'in bu aydınlatıcı ürününü denemek istedim. Bunu şöyle göstereyim. Şöyle 4 tane aydınlatıcı var. Bir tane krem, 3 tane de normal toz ürünü. Lila, çok sarı ve şeftali tonlarında. Her birine bayıldım. Her biri benim gerçekten kullanıp değerlendirebileceğim ürünler. Lila özellikle çok farklı, böyle özellikle beyaz tenlere çok yakışıyor. Çok böyle kendini belli ediyor. Ben hepsini ciddi anlamda çok severek kullanıyorum. Peki bunu fırçası düştü. Peki bunu neyle uyguluyorum? Bu arada fırçasını hiç açmadım. Birlikte açalım. Yani bununla uygulanır mı dersiniz? Ben pek bilmiyorum. Bir bakalım. Yani fena değil. Kaşlarımın altına uygulayayım. Yani aynen. Uygulanabilir olduğunu düşünüyorum. Peki ben bu ürünü nasıl uyguluyorum?
benim çok sevdiğim XP Stüdyo'nun bu fan fırçasıyla. Bazıları bu fan fırçasını sürüp süpürüp götürdüğünü söylüyor ama bu aydınlatıcıda en iyi sonucu ben bu fırçayla aldım. Bu şöyle fan fırçası ama böyle kalın. Eclipse'in de kullandım ve onu beğenmedim. Çok böyle az geldi ama bu çok fazla olduğu için çok güzel uygulama yapıyor ve hemen uygulama yapıyor. Şu şekilde uyguluyorum. Bunu bakın lütfen yani bir yerde bulun ve uygulayın ve alın. Bence bu gerçekten çok güzel bir ürün. Sonra iki tane birbirinin benzeri böyle ojelerden bahsedeceğim. Birisi Flormer'ın Expensive Test. Diğeri ise Notun Silver Moon isimli renkleri. Bunları her zaman sürsem, ne zaman sürsem hep soruyorsunuz. Bu ikisine bayılıyorum. Şu an tırnaklarımdaki farklı bir oje ama buna bakabilirsiniz. Bunlar çok güzel ve böyle metalik bir etki yaratıyor. Çok beğeniyorum bunları. Sonra kocaman bir diş macunu. Jumbo diş macunu. Bu aslında bunu gerçek anlamda deneme amaçlı aldım ve iyi ki de almışım. Şu zamana kadar kullandığım Sensodyne dahil hepsinden gerçekten kat kat güzel çıktı bu diş macunu. Çünkü neden? Benim dişlerimin beyazlığını hani belli bir stabil seviyede tutuyor ve çok güzel de temizliyor. Zaten önemli olan diş macunundan ziyade sizin mekanik olarak yaptığınız süreniz ve fırçalama diş fırçanız daha önemli. Ama bu şu zamana kadar kullandığım en memnun kaldığım diş macunlarından biri. Bu arada indirime girdim işte şu an 2 liraya 2.95'e düşmüştü düşünün. Benirin kendi gratisin kendi markası olduğu için çok uyguna satılıyor. Mutlaka bir bakın buna. Ve son ikinci ürünüm bu The Body Shop'un E vitamini özlü, nemlendirici, koruyucu, emisyonu ve 30'da SPF'si var, güneş koruyucusu var. Bu ürünü ciddi anlamda çok seviyorum. Ben sabahları uyguluyorum bu ürünü ve çok güzel kokuyor. Normalde benim cildim böyle yazın, normalde yağlı olmasına rağmen şu yanaklarım böyle kuruyor ve pul pul oluyor. O yüzden bu onu kesinlikle önledi, çok güzel nemlendirdi ve böyle ışıltılı bir görünüm sağladı gerçekten. Bu ürünü çok beğendim. Özellikle kuru cildiyseniz bu ürünü çok çok seveceksinizdir. Bu tarz bir ürün arıyorsanız hani yazın özellikle daha böyle hafif ürünlere yöneliyorsanız bu ürüne mutlaka bir bakın derim. Ve son ürünümse sade. Bildiğiniz gibi bu ürünü belki beni Yerimde Olsan kanalından takip ediyorsanız bir favoriler videomdan bahsetmiştim. Ancak orada çok hani okuyamamıştım. Sadece kitapla ilgili kısmını okuyup bahsetmiştim ve çok beğendiğimi söylemiştim. Şimdi ise hepsini okudum. Çünkü bu kitap bir anda okuyabileceğiniz bir kitap değil. Yaşamımıza yani ben kişisel gelişim kitaplarını yaşamama dair hemen katmayı istediğim için böyle parça parça okumayı tercih ediyorum. O yüzden de bu kitap böyle parça parça şeklinde. İçinde evden yemek, egzersiz, ilişkiler, para, işareti ve teknoloji var. Yani bu çok çok fazla konu olduğu için hani parça parça okumak istedim. Şöyle resimleri olan kendi içerisinde örnekler verdiği çok güzel bir kitap. Şimdi mesela atıyorum kıyafetlerle ilgili bölümü. Kıyafetlerimizi eksiltme, hani bizim ihtiyacımız olduğu kadar gardırobumuzda tutmaya yönelik bir kitap. Mesela teknoloji anlamda teknolojinin ne kadar çok hayatımızda yer tuttuğuna dair bunu hani önlememizi sağlayacak bir kitap. Gerçekten durup okuduğumda düşündüğüm tek şey gerçekten haklılar. Yani hayatın teknolojinin hani biz de ilgileniyoruz tam teknoloji benim özellikle bir yaşam alanımın bir parçası oldu ama biraz da uzak tutmayı hani öğretti bu kitap bunun sayesinde. Yani aslında bu kitapla ilgili konuşabilirim bir gün bir videoda. Yani o derece büyük ve konu içeriği çok ağır olan bir kitap. Ben tavsiye ediyorum. Hayatının sadeleşmesini isteyen ama bir türlü yapamayan ama bir gün gerçekten yapmak isteyen birileriniz varsa aranızda benim gibi. Yani bundan önce ben de öyle düşünüyordum. Mutlaka bu kitabı bir deneyin, alın. Hani hemen okumayın çünkü bir çıtır bir kitap değil yani çerez değil. Çıtır ne? Çerez bir kitap değil. O yüzden vakit buldukça okumamız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Son favorim, aslında bu son favorimdi ama bir favori daha aklıma geldi. The Hundred hatta. Of dizi ciddi anlamda çok beğendim. Ta ki 3. sezonuna kadar. 3. sezonda ciddi anlamda sapıtmışlar ama her neyse önemli değil. Özellikle 1. sezonuna bayıldım ve 2. sezonuna yani idare eder. Çok güzel bir film.
Çok güzel bir dizi. Dünyanın sonu geliyor ve uzay istasyonunda bunlar yaşamaya başlıyorlar. Tabii birkaç asır geçtikten sonra da 100 tane çocuk dünyaya gönderiliyor. Hani gerçekten yaşam var mı yok mu diye. Çünkü o istasyonun oksijeni tükenmiş artık. Böyle bir film. Böyle bir dizi. Film deyip duruyorum, dizi. O yüzden mutlaka bence bakın. Çok hoş bir kitap. Değil, film. Teşekkürler. Evet, benim videom böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer yeni geldiyseniz kanalıma. O zaman diğer vloglarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.